Merhaba sevgili seyirciler. Bir haftalık aradan sonra Pot Altı programıyla yeniden birlikteyiz. Bu program 2021 yılının son programı. 2021 yılına da değerli hocam basketbol antrenörü İrfan Balta ile veda edeceğiz. İrfan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız hocam? Çalışıyoruz. Çok şükür. Okul faaliyetleri devam ediyor. Evet, evet. Basketbol zaten hayatımızın en önemli yerlerinden birinde. Tabii insan her bir şey vardır. İçine girince çıkamadığın, tiyatrocuların o sahne tozunu yuttuk dedikleri. Evet, biz gazetecilerin mürekkep kokusu falan diye artık o dijital bir kokuya dönüştü gerçi. Salonun tozu derler. Salonun tozunu yuttuk. O ayakkabı gıcırtıları, basket topunun sesi değil mi? Evet, basketbol büyük bir aile basketbolu. Müthiş. Yani. Hakikaten bu anlamda ben önemsiyorum. Bu arada hemen anonsumuzu yapalım hocam izninizle. Bizi Bursa'da bugün.com Facebook'tan izleyebiliyorsunuz. Facebook'ta bu canlı videonun altına yorumlarınızı ve görüşlerinizi de bekliyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca yılın bu son programında beraber olacağız inşallah. Aynı zamanda 94.2 Radyo Bursa'da bugünden de bizi dinleyenlere selamlar, saygılar. Antrenör İrfan Balta hocamla beraber bu hafta sizlere 2021 yılının son haftasında liglere bakacağız. Özellikle Bursa takımlarını, Bursa basketbolu ağırlıklı konuşacağız diyelim. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar dileyelim. İş yerinde henüz çalışanlar varsa hayırlı işler. Bizi izleyenlere de hayırlı akşamlar diyelim. Zira her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsanız diye eski bir spiker abimizin lafı nereden aklıma geldiyse şimdi. Diyerek programımızın startını verelim. Tabii İrfan Hocam bu hafta güzel maçlar vardı ama bir taraftan da Covid de basketbolda iyiden iyiye bu son varyantla beraber omikron kendisini hissettirmeye başladı. Ve bu hafta Pınar Karşıyaka İstanbul'a gelmesine rağmen Büyükçekmece maçını oynayamadı. Neden? Çünkü Büyükçekmece'de aşırı derecede Covid vakaları görüldüğü için bu maç ertelenmek durumunda kaldı. Hatta Büyükçekmece'nin bir sonraki Fenerbahçe-Beko maçı da ertelendiği haberi biraz önce geldi. Onu da söylemiş olalım. Son dakika dipnot olarak. Geçen haftalarda Bursaspor Valencia'ya tam Allah'tan gidemeden haber geldi. İspanyol ekibinde Covid vakaları çıkmıştı. O maçta 6 Ocak Perşembe günü önümüzdeki hafta İspanya'da oynanacak erteleme maçı Euro Cup'ta. Çünkü o da önemli. Hem ilk 8'e girme adına hem de bir an önce bu maçı oynayıp diğer maçlara odaklanmak. Çünkü geçen sene pazartesi çarşamba üst üste iki maç oynanmıştı Bursa'da. Çok net hatırlıyorum. Gelmişken iki tane maç oynayalım falan diye başlayan hikayeler. Hocam baktığınızda Süper Lig'den başlayacak olursak ligin havası nasıl buluyorsunuz? Öyle bir iki cümleyle özetlemek gerekirse hiç konuşmadık bunu ama. Evet yani şimdi benim en büyük korkum bu pandemi. Pandemiden dolayı yeniden seyircilerin alınmaması gibi tedbirlerin. Özellikle önce salondan başlıyor evet, maalesef evet, bu işte. Evet yani kapalı alan. Avrupa'da biliyorsunuz omikron aşırı derecede arttı. Büyük bir artış gösterdi. Hatta bu dalga değil tsunami'ye doğru gittiği tsunami'ye söyleniyor. Tsunami'ye doğru gitti. Hatta Bayern Münih biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi maçlarını bile seyirci almıyor. Evet Almanya'da. Açık havada olduğu halde. Düşünün yani. Biz kapalı spor salonlarında hala seyirciyle ne kadar oynarız inşallah, sorun yaşamayız. En büyük tehlike bu. Doğru. Lige şöyle baktığımızda her yıl basketbolun bilinen işte Anadolu Efes, Fenerbahçe ilk iki. Klasik. Klasik devamında Pınar Karşıyaka ve Tofaş onların ardından devamında da sıralama takımları gelir. Ama bu yıl öyle değil. Bu yıl işin rengi çok değişti. Evet Galatasaray, Antep özellikle Bahçeşehir devreye girdi ve Pınar Karşıyaka ile Tofaş'ta da çok ciddi düşüşler var. Ki bu da hani enteresan. Biz Pınar Karşıyaka, Tofaş'la beraber o klasik dörtlüyü sayardık. Evet. İlk dört belliydi. İlk dört sanki bunlardı. Ama şimdi dediğiniz gibi Galatasaray geçen seneki o ki birazdan değineceğiz tabii Tofaş Galatasaray maçının o son 2 dakika 43 saniyesine falan oralara bakacağız. Ama neden böyle oluyor derken Bursa takımları açısından bakmak başka. Türkiye Ligi'nde Galatasaray acayip bir yatırım yaptı. Sponsorunu NEF yaptıktan sonra bir evet. Amerikalılara da bir bütçe ayırdı. Çok da ilginç Amerikalılar, yabancılar var. Ve bir anda Ekrem Memnun'la camia da memnun. Üst sıralara çıktılar yani evet. Espri yapmak gerekirse. Ekrem Memnun sağ olsun hem bayan takımında hem erkek takımında görev aldı. Her bir yerde çalışan bir insan. Geçen sene kurtarıcı olarak geldi. Şimdi bu kadar yabancının olduğu ligde yabancılarını iyi seçiyorsanız
12'nin 5'i yabancı beş, olabiliyor. 6 hatta 6. yabancı değiştirebiliyorsunuz. Da olabiliyor. Yani bu oyuncu seçimi çok önemli. Yani bu oyuncu seçimini yanına yerli oyuncularınızı da onlarla uyumlu çalıştırabiliyorsanız, dengeleyebiliyorsanız ve bu zaman biraz sonra da bahsedeceğim zaman dağılımı. Şöyle bir bakıyorsunuz Tofaş'ı, Bursaspor'u, diğer takımların yerli oyunculara ayırdığı zaman çok çok az. Yani o da tabii ayrı bir konu. İşte senin yabancın daha iyiyse davayı daha ön plana çıkabiliyorsunuz. Mesela Bursaspor'da Bursaspor'un oyuncu seçiminde özellikle yabancılar da çok başarılılar. Alaric Freeman mesela şu anda EuroLeague'de sürekli adı geçen bir oyuncu. Zaten sadece EuroLeague çıkışı var sözleşmesinde. Çin ya da Avrupa Ligi çıkışları yok. Ya sayı krallığında şu anda ikinci durumda. Ligimizde. 21 falan değil mi hocam? Yani evet. Öyle bir ortalamaya yakındı. En son ben bakmadım ama yani ortalama anlamında ikinci sırada, tam sayı 20'li civarlarda. 19-21 arasında. Ondan çok daha önemlisi oyunun her anında var. Evet. Sadece sayı anlamında değil, oyun kurucu, playmaker olarak mesela Fenerbahçe Beko'da böyle bir oyuncu yok. Şimdi ya sen Mando Dekolo diyorsunuz. Mando Dekolo hani o İtalyan. İki numara. Dekolo iki numara. Bir numara değil. Tam bir numara değil. Bir numara değil. Alaric Freeman da bu hafta hoca aslında ödüllendirdi. Dinlendirerek ortalamasını düşürmedi. Bir dakika oynasa ortalaması tabii, düşecek. Afyon maçı götürdü ama oynatmadı. Doğrudur. Çünkü double-double yaptı mesela Mithat Can'da. Evet tabii. Mithat Can'da gençlere şans da oldu. Daha ilk yeni sezonum. Yani bu evet. Zaman geçen alması gerekiyor. Geçen sene az oynuyordu. Tabii. Daha çok zaman alması gerekiyor. Bir sonraki günler gençlerde oynadı mesela. Evet. Yalnız oyun kurucu olarak Ali Efe Işık diye bir oyuncu da vardı. Biliyorum. Evet. O nerede? Onu ben hocam kaybettim. Ama bak geçen hafta konuştuk hocam burada. Kim vardı? Kiminle konuştuk? Bu günler geçiyor. Hatta ben onu araştırdım dedim. Unuttum. Bakın hocam siz aklıma getirdiniz. Beşiktaş'ta olabilir. Öyle bir Amerika'ya dönmüş diyenler var. Ozan'a soralım. Ama çok önemli bir oyuncu. Babası yani, da bizim arkadaşımız. Babası benim oyuncum. Tabii. Babası, Ozan benim oyuncum. Ozan, düşün yani. Benim torunum gibi. O da benim öğretmenim. Evet. Zaten Bursa'da basketbol antrenörlerine bakın aşağı yukarı 5 tanesini 4'ü benim oyuncum. Eski oyuncum ve öğretmen. Ama ne güzel ama. Bunlar da gurur duyuyorum tabii yani. Değmesi önemli. Bu tarz oyuncuları kaçırmamak lazım. Bursaspor'da bir de Tevfik diye bir yaklaşımımız vardı, bir oyuncumuz vardı. Çok başarılı ve çok uyumlu. Antep'e gitti ama orada da zaman almak işte yerli oyuncuların zaman alması için koçun gerçekten bunu istemesi gerekiyor. Tevfik ben de severim. Yani insani anlamda da çok kaliteli bir çocuk. Tabii o tartışılmaz ama oyun olarak da mesela ben Tofaş'ta görmek isterim. Yani benim şahsi görüşüm tabii yani. Tamamen konum dışında. Mesela Tutku Açık onun eski talebesi olarak tabii. Bursa'dan aldı hemen. Tabii. Bir de ama zaman şeye vermiyor. Takıldı burada Tevfik. Şimdi Metin Türen'le Birkan Batık kaldı. Onun dışında Bursa Spor'da hani genç takımdan, Yeşim'den gelen şeyi saymazsak Mithat Can'ı. Bursalı oyuncu yok. Bursalı oyuncu yok. Geçen seneden 2 oyuncu kalmış vaziyetteydi. Tevfik kalsaydı 3 oyuncu kalacaktı. Ayrı bir de Bursalı oyuncu yok. Şimdi eskiden çok iyi biliyoruz. Yıllardır tanışıyoruz. Evet. Basketbolun içerisindeyiz beraber. Tek tek sayarız yani o buradan yani, bu buradan evet, diye. Evet. Yani bizim Bursalı oyuncular ön plandaydı. Onlardan yani onları izlemeye gelen seyirci sayısı çok fazla. O zaman bir ya da iki yabancı vardı. Tabii. En fazla. Tabii. Değil mi? Yani artık izlenmez olmaya başladı. Aileleri gelirdi. Tabii bu arada Anadolu Efes ve Fenerbahçe de çıtayı çok yükseltti. EuroLeague'de çok büyük paralarla, çok büyük ekonomilerle. Bu sefer ne oldu? İşte Afyon gibi takım. Bir anda fişi çekti. Fişi çektiler. Ve şimdi düşmenin birinci adayı işin gerçeği Afyon. Ne yazık ki. Kurtulma şansı da yok yani. Egemen Güven geçen sene Afyon'da parladı, Bursaspor'da. Fişi çekince herkes ayrıldı. Menajerler devreye girdi. Ayberk Olmaz 3 maç önce Afyon'da oynuyordu. 3. maçta eski takımına karşı bu hafta oynadı Ayberk Olmaz. O da İstanbul patentli bir oyuncu ama Afyon'un önemli bir oyuncusuydu. Şimdi sen de 4 numara backup olarak Metin Türen'in de sakatlık geçirdiği şu ortamda ki Metin düzeliyormuş. Ve böyle bence bir büyük avantaj. Ve böyle bir oyuncu özellikle Ali Efe gibi bir oyuncuyu hiç kaçırmaması lazım. Bence bakın şöyle ligimize bakın. Gençlerde de bayağı flash işler yaptı geçen sene Ali Efe. Tabii şimdi Berkoğlu'nun haricinde şeyi çıkartın, Efesli gardımızı çıkartın devşirmeyi. Yani Berkoğlu'nun haricinde yerli gardımız var mı? Yok. Yok. Bir Kenan Sipahi var gidip geliyor. Hayır, Kenan Sipahi de bir numara değil bence. 1.5-2 numara. 2 numara ama artık hiçbir zamanda bir olmadı. Keşke olabilseydi. O da Balkan devşirmesi ama ailece. Hayır, Tofaş getirdi. O önemli değil. O hani o Bursa'da yetişmiş. Bursa Tofaş'tan. Altyapı patentli Olarak. Altyapı patentli bir oyuncu.
Bu tarz oyuncuları kaçırmamamız gerekiyor. Yani sahada gelen seyirci Bursalı bir oyuncuyu görmek istiyor. İçselleştirmek adına değil mi hocam? Şimdi futbola diyelim, Sedat Üçü hiç kim unutur? Beyhan'ı, Bursalı, Kaleci tamam. Eseri. Yani say say bitmez. İşte aynı şey basketbolda da olmalı. Altan Kutucu'yu kim bilmez? Altan Kutucu bir türlü gelemiyor bizim programlara. İstanbul'a sürekli tayini çıkıyor Altan hocamın. Şey, İnşallah torundur bundan dolayı. Yani tayinden kastım o hocam, yanlış anlaşılmasın. Yani Altan hocamızı bekliyoruz. Ligin görünüşü bu. Bu hafta tabii Gaziantep'in İstanbul'da Efes karşısında aldığı flash skor. Çok önemli. Bence haftaya damgasını vurdu. Çok önemli. Ama dedim işte yabancı seçimi. Değil mi? Çok önemli. Bunların hepsinin yapılması lazım diyelim ve devam edelim. Hocam ilk maça bakarsak aslında sonucu hepimizin bildiği gibi kestirilen bir maçtı. Frutti Ekstra gün olarak baktığımızda Afyon'a gitti. Evet. Orada tabii yabancı rotasyonunda 6 yabancı var. Öyle bir tatlı bela da var biliyorsun koçun başında. Dušan Olimpijević, Anthony Brown'u seçti ki ben düşündüğümde kendi kendime hangisini acaba bırakır dedim. Anthony Brown'u oynatacağını şöyle tahmin etmiştim. Çünkü bu oyuncunun maça ihtiyacı var. Morale ihtiyacı var. Onun için iyi bir maç diye düşündüm. Çünkü nasıl gençler daha çok oynayacaktıysa ki öyle oldu. Brown da artık et mi balık mı göreceğiz. Hani meşhur 34 maç rahmetli Kobe ile oynadı falan diyoruz ama yani adamın ismi kalmış. Altıncı yabancı bir Avrupa'da oynayabiliyor aynı anda. Boş iki tane şut geliyor atamıyor falan filan. Ve bu hafta Andrew Andrews'u dinlendirdi. Anthony Brown'da aslında baktığında 20 sayı 10 rebound falan var ama oyuna bakıyorsun ben beğenmedim. Tabii bu maç bir denge ölçü değil. Yani bu ölçü değil. Yani bu maçla ilgili bir şey yapmak değil. Bir de işte spor içerisinde var. Sakatlıklar var, formsuzluklar var. Bunu en iyi bilen koçtur. Karar veren koç. Yani onun o fikrine saygı duymak lazım. Ama, sonucunda da hesap verebilmeli. Yani hesap vermek derken de kastım fikrini nedenleriyle açıklayabilmeli, evet. Konuşabilmeliyiz. Yani bu hafta şimdi NBA görmüş diye Anthony Brown'u oynatamıyorsunuz. Çünkü ortada bir gerçek var. Alleric Freeman 2 diyelim. Needham acayip oynamaya başladı. O çocuk sempatik de tribünlere de sempatik geliyor hocam. Derek Needham. Evet. Enteresan işler de yapıyor o boyuyla. Bir de Andrews var. 3 tane kısa Amerikalım var. Uzunluğu bir kere Hayes'i kesti. Bu Anthony Brown için olmadı. Olmaz. İçeriden çok rebound ve boyalı alan sayıları egemene kalıyorsun. Olmuyor. Egemen de faul problemine girdiğinde selamun aleyküm oluyor yani. Evet işte o yüzden dedim. Bu takımdan bu 3 dış oyuncudan hangisini kesersin çok baba bir maçta? Şimdi bu Brown yani, için zor. Kişiselleştirdiğiniz zaman ben çalışmam lazım. Çalışmadığım için bunu yorum yapmak zor. Yok yok o anlamda soru olarak demiyorum. Hı. Yani Brown'un iddialı maçlarda bu 3 kısa Amerikalı kesmesi şu anda zor gözüküyor. Bu zor. Performansa göre. Zor bir de zaten Avrupa oyuncusu gibi. Kısa oyuncularla zaten hızlı oyunuyla yani kafasındaki Olimpijević'in kafasındaki oyunla kısa oyuncuların süratiyle ve onların evet. organizasyonuyla kazanmaya gidiyor. Egemen de döndü mesela evet. takıma. O da önemli bir şey. Bu arada onlar bitim şut seçimleri haricinde evet, şut seçimleri haricinde gerçekten bir değer kazanılmış. Ama yeterli mi? Tabii değil. Aldığı süreye bakıyorum Onur Alp'in 23 dakika. Yani az değil. Bunun karşılığı yok ama yani karşılığında da yani iki tane smaç vurmaktan ziyade ben çok daha iyi bir müdafaa görmek, takım adına işler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yani zaman zaman sayı atmanıza gerek yok. Bazen zamana ihtiyacınız oluyor. Onu atmanız daha bir size bir zul ya gerek değil. Yani basketbol böyle bir denge oyunu. Zamanı iyi kullanabilme oyun içerisinde lider oyuncuyu bulabilmek lazım. Bursaspor da bunu buldu. Frutti de Ekstra Bursaspor diyeyim. Bizim de sponsorumuz olan. Tabii. Buldu. Freeman'dan bahsediyorsun. Evet, Freeman'dan bahsediyorum. Bu büyük bir şans. Ve buraya yabancı değil. Buraya gelip daha sonra gitmişti. Avrupa yapmıştı ve hakikaten bu oyuncu ikinci gelişinde daha da bir olgun. Evet. Değil mi? O Chris Jones'la beraber müthiş oynuyorlardı. Şimdi de takımın lideri oldu ve herkesin ağzının sulandığı bir oyuncu haline geldi. Geçen yıl biliyorsun Şayok ilk geldiğinde yine burada program yapıyorduk ve evet. Şayok'la ilgili demiştim bu Euroleague oyuncusu ve gerçekten de onu hak ediyor. O parayla da Euroleague Fenerbahçe'ye gitti. Tabii hemen gitti. Hatta Freeman'la takası yazıldı, edildi, gündeme geldi. Freeman'ı siz bize verin, biz de Şayok'u verelim falan gibi.
$110,000 çıkış maddesi var. Satılsın diye söylemiyorum. Ama Euroleague bazında öyle bir evet, çıkış kalitede, buyout. O kalitede bir oyuncu. Ve Bursa Spor için de bu paralar önemli tabii. Yani oraya sözleşmesini yaparken menajerle beraber konmuş bir madde. Tabii bir de ekonomi bu aralar biliyorsun. Yani doların inmesi çıkması tabii tüm takımlarımızı da etkiliyor. Etkiledi. Bugün Fenerbahçe'yi Galatasaray etkilediyse, Beşiktaş etkilediyse düşünün yani. Hocam bir de onar yabancısı olan Anadolu Efes'te Fenerbahçe Beko'na yapsın. Tabii. Hani 12 onlara tane yabancısı olan. Dolar bazlı, euro bazlı maaş veriyor yani. Kolay değil. Allah bütün kulüplere kolay versin. Hocam şimdi bu maç ölçü değil ama Brown'un mesela 30 dakikada 20 sayı, 11 rebound, 6 asist bir double-double'ı var. Ama dediğim gibi yani bu maç bu skorlara bakarak Brown hakkında çok bir şey söylemek mümkün değil. Sonra Onur Akbitim 19 sayı, 8 rebound, 6 asist. Ben gençlere dikkat çekmek istiyorum hocam. İşte 19 yaşında 2002'li bir point guard Mithat Can. Hakikaten parladı. 10 sayı, 11 asist, 2 rebound da kariyerinin ilk double-double'ını yaptı. Ya tabii rakibe göre. Bu maçla ilgili yani tabii bu başarılı bir yeşimden tanıyorum. Ben de rakip oyuncum oldu. Tabii yani Bursa'da bir oyuncunun orada yer alması beni gururlandırır. Hocam bunda geldi ertesi gün 31 sayı attı Gençler Ligi'nde. Tarsus Amerikan Koleji. Tabii aynı zamanda orada oynuyor. Yani BGL'de oynuyor. Kolay değil. Her gün maç yapmak da kolay değil. Ayrı konsantrasyon, yani BGL'nin konsantrasyonu başka, ligin konsantrasyonu başka. Tabii. Başka koç, başka bir atmosfer, kolay değil. Bir de mesela Egemen nispeten bu maçta az süre aldı ama mesela Yağızhan Selçuk, o da kolej ligi görmüş, NCAA'den gelen bir oyuncu. 20 dakikada 10 sayı, 3 rebound. O da çok az süre alıyordu mesela. Saniyelerle ya da 1-2 dakika anca oynuyordu. Daha rotasyona tam girememiş bir oyuncu. Koçun kafasının netleşmesi açısından bence bu Afyon maçı birazcık ölçü olmasa da gösterge olabilir. Evet yani daha çok Ali Piyeviç'in BGL'de oynadıkları maçları izlemesini izliyordur mutlaka. Tabii canım. Derin Yadım bile ailesine gelmiş izlemiş yani. Tabii, yani ben bundan sonraki maçlar önemli. Bursa Spor mesela Antep deplasmanına gidiyor ayın ikisinde. Evet üst üste. Yani bu çok önemli bir deplasman. Gelecek oradan İspanya'ya gidecek. İşte oradan gelecek. İşte orası Efes'i İstanbul'da yenen bir takımla oynuyorsunuz ve yabancı belli oyuncusu ve deplasmanda oynuyorsunuz. Bu çok önemli. Peşinden Yalova'ya geliyorsunuz. Yalova'da can derdinde. Bütün sertliğiyle oynayacaktır. Yani ardından, her şey olabilir. Hani Afyon gitti ikinci kim? Hülya Avşar'ın lafını değiştirecek olursak hocam. Afyon gitti ikinci kim? Tersten bakarsak bir orada büyük çekmece işte, Ali Ağa, Yalova dediğiniz gibi. Evet. Belki Merkez Efendi. İşte Merkez Efendi ile maçı var. Sen Yalova'dan sonra peşinden de Beşiktaş deplasmanı var. Belirleyici maçlar. O da sert tabii. O dört son çok önemli bir kulvara girdi Bursa Spor. Aralarda da sürekli Avrupa var. Avrupa Kupalı maçları var. Git gel. Evet. Budoknos var. Bologna maçı var. Riyar'a gidecek. Petrol ile oynayacak. Ama hep zor maçlar. Zaten Avrupa maçları başlı başına zor da. Orada da X8'e girmek önemli. 9-10 olursanız koskoca 10 takım ligde X8'e giremedin mi derler. Derler mi derler. Evet. İşte yazık olur. Çok iyi bir yabancı oyuncu şeyi koordinasyonu yakalanmış. Yerli evet. Oyuncu takviyesini daha da sağlam olsaydı belki ama Ayber zaman... Korkmaz bence iyi bir takviye oldu hocam. Şimdi Metin Türen'in sakatlığı var diyorsunuz. Cucunski'nin kaptandan yararlanamadı uzun bir süre biliyorsunuz. Bir yani. Kan artık bu seneyi kapattı gibi görüyorum ben. O zaman Aşil Tendon çünkü hocam. Kolay değil Aşil Tendon'un bir de çok şey tedavisi de uzun süreli. Tarık Sezgin var mesela hocam. Bu maçta finalde de oynuyor. Finalde de forma giydi. Çift lisans. 16 dakikada 6 sayı, 3 riband, 4 blok. Enteresan geldi bana. Potansiyel var Efes altyapısı. Tabii. Burada en önemli şey, bakın biraz önce de bahsettim. Guard olarak bu Freeman'la eşdeğer oynayan Needham mı? Hayır. Ömer Tutkal. Ömer tecrübesiyle. Ömer Tutkal da sakatlıktan yeni çıktı. Bu maçta çok az süre aldı. Ama bu maçta önemli değil. Bu maç yok, bu biraz maçı ısındırdı şey yani. Yapmayalım. Ama çok iyi bir oyuncu ve zaten tecrübeli bir oyuncu. Yeni bir oyuncu değil. Değil. Ama iyi bir transfer. İyi bir düşünülmüş. O da Needham'ı biraz daha dinlendirsin. İşte önemli yerlerde savunmaya sertlik versin. İşte orada da benim çok ısrar ediyorum belki ama yanlış anlaşılmasın lütfen. Bu benim şahsi görüşüm. Estağfurullah. Ali Efe ışığı bırakmayacaksınız. Böyle bir oyuncu bulamazsınız. Evet. Yani hem para verseniz bulacağınız oyuncu değil. Ben hatta biliyor musun hocam? Sayı kralı oldu BGL'de geçen yıl. Sayı kralı oldu. Neyi konuşuyoruz? Ali Piyeviç'in imza töreni 3 yıllık uzattı ya hocam. Sezon biterken mi ne oldu galiba? Yaz dönemiydi. Basın toplantısına gittim. Barış spor salonunda imza törenine gittim. Orada Duşan Ali Piyeviç'e aynen şu soruyu sordum. Genç takımdan Ali Efe Işık gibi isim vererek
çevirdi arkadaşımız da. Bazı oyunculardan yeni sezonda A takımına yararlanmayı düşünüyor musunuz diye. O bakacağız diyerek yuvarlak bir cevap verdi. Yani özetle söylüyorum bakacağız deyip kestirip atmadı da. İşte, falan filan sonra birdenbire kayboldu. Onu ben biraz daha aslında araştırmak lazım. Babasıyla da konuşmamız lazım. Yoksa... Ha, yazık bu Türk basketbolu adına bir kayıp bence. Gerçekten böyle bu tarz oyuncuları bulamazsınız. Bir de bu oyuncular yani yarın bir gün başka yerde karşınıza da çıkabilir. Tabii. Yani ve biraz önce konuştuk işte yani Berkay Uğurlu'dan sonra guard yok işte var buyurun. Var elimizdekini veriyoruz. Elimizdeki tevfiği Antep'e veriyoruz. Niye vereyim ben Antep'e tevfiği? Hocam işte bu Süreyya Almay'la veya da koçun bence %100 kararıyla alakalı bir şey. Yani ben bunu oynatmayacağım dediğinde kulüpte teklifi değerlendirmiş olabilir. Ha bilemiyorum tabii o iç işleri okurken biz sadece kendi şahsi kendi görüşlerimizi konuşuyoruz. Yani şimdi tabii Bursaspor'un baktığımız zaman 14 maçı oldu. 6 galibiyeti var. Şu anda 10. sırada ama 2 maç 1 maç kaldı aslında. 1 maç sonra şu anda ilk 8'in Türkiye Kupası oynayacağı statüde zor gözüküyor ilk 8. Çünkü Beşiktaş ve Tofaş'ın 7'şer galibiyeti var. Tofaş bile şu anda tam sınırda. Evet. Playoff sınırı 8. 7 galibiyet, 7 mağlubiyet. 7-7 tam 50-50 ama şimdi Tofaş'ın ilk 8'e giremeyip de Türkiye Kupası oynayamaması bende büyük hayal kırıklığı yaratır hocam. Ben zannetmiyorum Tofaş o şeye girecektir. O, hayır yani oynaması lazım. Bozdum. Ama ilk 8 ya kupa şeyi evet. Gitti. Ben ilk 8 olacağını düşünüyorum. Yani burada Bahçeşehir Koleji gitti mesela. Çok ekstra işler yaptı. Çok, bu hafta deplasmanda Ali Apetkim yendi. Evet. Ali Apetkim resmen intihar etti. Yani Can Alıp Can verdiği bir hafta evet. iki galibiyette kaldı. Ama şimdi Bahçeşehir Koleji Antep'te yendi. Öyle de bir durum var. Öyle de bir oyuncu kalitesi var. Yani 8 galibiyet yaptılar 5. sırada. Onların da yabancı seçimleri çok iyi, çok başarılı. Evet. Şimdi böyle tek tek isim saymak istemiyorum ama gerçekten. Orada kimi tanıyoruz? Oğuz Savaş orada bizim. Yardımcı antrenör Kaptan Ender Aslan evet. orada. Yani çok iyi bir kurguyu yakaladılar. O dengeyi kurduklarında yabancı oyuncuların evet, kimya düzgün tuttu. He, ama ne var? Bir önümüzde bu yarım sezon neredeyse bitti. İkinci yarıda çok şey değişir. Bu derenin alt, bu köprünün altından çok daha su akar. Çünkü kolay değil. İşin içerisinde pandemi olacak. İnşallah olmaz. İnşallah tabii canım. Sakatlıklar olacak, formsuzluklar olacak. Yabancı oyuncularla her zaman istediğiniz formu alamazsınız. Aynen. Aynı başarı elde edemezsiniz. Aynı şeyi beklentiyi karşılayamayabilirler. Ama dediğim gibi bu sene Darüşşafaka, Beşiktaş, Antep ve Bahçeşehir'in devreye girmesi Tofaş'la Karşıyaka'yı biraz aşağı itti. Evet, bu arada Antep demişken Frutti Ekstra Bursaspor'da 2 Ocak Cumartesi yani yılbaşının ilk günü uçağa binecekler hocam. 1 Ocak'ta sporun cilvesi. 2 Ocak Cumartesi günü saat 13'te Gaziantep deplasmanına çıkacak. Evet. Frutti Ekstra Bursaspor. Maç 13'te. Evet, öğlen maçı. Yani kebapları maçtan sonra yesinler. Maçtan önce ağırlık yapar. Evet. TV bu spor 3'ü veriyormuş o maçı da. Ha, alabilir de bakın burada çok ilginç enteresan bir şey. Enteresan bir maç. Yani gerçekten. Antep bir havaya girdi diyelim. Havaya girdi. Efes'i yenmiş adamız derse onlar da yanar. Tabii yani gerçekten. Var mı sporda var mı? Basketbolde o biraz futbol gibi değil. Yani o çok kolay kolay bir şey bir gücü yakaladığınızda kaybetmek pozitif de olabilir, olabilir, negatif de olabilir ama tabii. Bu nasıl kullandığına bağlı. Şimdi koç tutku açık için değişik bir maç. Tabii daha önce görev aldığı bir takım tabii. falan. Yani, o gitti, Duşan geldi mesela. Tabii havaya girdiler şu anda. Alef Selef. İlk dörtteler. Motivasyonları yüksek yani. Tabii. Bir de şimdi ekonomik olarak da sorun yaşamıyorlarsa bu başarı devam eder diye düşünüyorum. Çünkü ekonomi de çok önemli. Düşünün. Şu anda öyle bir şey yok, sinyal yok. İşte Afyon'dan İnşallah hemen olmasın. Kokusu. Bütün takımlarımızın yok canım, ekonomik takım sorunları olmasın. Diyoruz ya birçok takım vardı. Nerede bu Uşak, Olin, Edirne, evet. Eskişehir bilmem ne. Tabii Eskişehir. Güney yani, Sanayi'ye gitmiyorum hocam. Çukurova'ya gitmiyorum. O kadar gitmiyorum. Mersin'e gittim. Beslen Bakanlığı'nda da görev almıştık. Yani. Ama yani oralara gitmiyorum. Neden? Meysular vardı Kayseri bizim Mesut. Kuşadası Mesut vardı. Mesut falan oynamıştı. Kuşadası Bunlar vardı. Hep Süper Lig'de oynadılar ve Avrupa kupalarına katılmışlar. Balıkesir abi. Daha yeni. Banvit. Banvit. Çok önemli. Banvit'in kapanması
beni gerçekten çok üzdü. Altyapı adına bence Türk basketboluna büyük şimdi Ahmet yani. Kardeşimiz o işi Beşiktaş'ta yapıyor. Beşiktaş'ta aynı tempoyla çalışıyor. Ahmet Gürgen. Evet. Çok başarılıdır. Hatırlamayanlar için söyleyelim. Evet. Yani o altyapı tamamen şu anda Alperenler oradan çıkıyor. Oyuncuları da oraya götürüyor. Alperenler de gurur duyuyor NBA'de. Yani, Sadık Kabacalar, Furkan Haltalılar. Tabii. Yani, Sadık Kabaca falan. Yani Galatasaray'da mükemmel işler yapıyor. Şeyhmuz öyle. Şeyhmuz da NBA draftına gitti ama yine şimdi yine geldi Fenerbahçe. Beko da Euroleague oynuyor. Euroleague'de de süre alan ender Türklerden. Evet. Öyle evet. De bir özelliği var. Valla açıkçası... Bunların hepsinin altında Ahmet Gürgen yatıyor yani. Ben çok önemsiyorum bu süreci. Çünkü ne kadar yatırım yaparsanız o çocuklar o kadar size ileride fayda sağlar ya da Türk basketboluna kazandırmış olursunuz. Bu da hepimiz için bir ayrı bir konu. Şimdi yatırım diyoruz ama şimdi sadece oyuncuya yatırım değil. Antrenöre de yatırım yapmak gerekiyor. Değil mi? Yani siz düşünün bir büyük bir bahçeniz var. En güzel tohumları vermişsiniz ama çiftçiyi eğitmediyseniz onu ne zaman sulayacağını, ne zaman havalandırması gerektiğini hiç onun hiçbir değeri kalmaz. O toprakta o verim almak için verim alamazsın. Ne ekersen onu biçersin. Öncelik antrenöre de yatırım yapılması gerekiyor. Değil mi? Evet. Yani bunu Tofaş'ın yaptığını ben çok iyi biliyorum. Bu aynı şeyi Bursaspor'dan da bekliyorum. Yıllardır Türk takımlardan ama. Bekliyorum. Tabii. Ben Oyakon'da görev aldığımda işte Yugoslav antrenör geldiğinde onlar şunu söylediler. Size 3 tane antrenör sadece takımımızı çalıştırmayacaksınız. Bu 3 antrenörü de aynı zamanda işte yardımcı olarak almanızı ve onları eğitmenizi istiyoruz. O bana çok o dönemde çok müthiş. Yararlanmıştım. Evet. Bir pencere açılıyor değil mi? Yani tabii. Başka farklı bir dünya görüyorsunuz. Bir de zaten Yugoslavya ekolü deyince basketbolda başlı başına tabii. Ekol bedavaya bu ekol dünyayı NBA'yi neredeyse yönetir hale geldi. NBA büyük laf oldu ama yani şey olarak hem basketbol potansiyeli hem de koç etkisiyle. Tabii o da yani Drazen Petrovic'in koçuydu. Yani. Yani bu tarz bir insanla çalışmak. Ben zaten çok şanslı bir insanım. Necmi Ton'la çalıştım. Necmi yani, abi buradan selamlar, saygılar. Kendisine sevgi ve saygılarımı iletiyorum Allah buradan. Allah sağlık, sıhhat versin. Amin. Yani Türkiye'nin en iyi koçlarıyla çalıştım. Yugoslavya'nın en iyi koçlarıyla çalıştım. Yani bu benim için büyük bir şans. Bunlar zaten dediğiniz gibi yere buza konamaz. Evet sevgili seyirciler, yönetmenim de uyarıyor. Kısa bir ara vereceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. İkinci bölümde hem Topaş'a hem de basketbol birinci ligindeki temsilcilerimize ikinci lige de bakacağız. Şimdi kısa bir ara. Hepimizin temel hakları var. Bu haklara dokunulduğunda zarar görüyor, mağdur oluyor, kendimizi yalnız hissediyoruz. Adli süreçte mağdur, çoğu zaman yaşadıklarını ifade etmekte güçlük çekiyor, mağdurlar bilgilendirilmeye ve uzman desteğine ihtiyaç duyuyor. Suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklar, şiddet mağduru kadınlar, suça maruz kalan yaşlılar ve engelli bireyler. Suç mağdurları artık adliyelerde yalnız değil. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri kuruldu ve sayıları her geçen gün artıyor. Bu müdürlüklerde mağdurlar güler yüzle karşılanıp doğru şekilde bilgilendiriliyor, ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlardan psikososyal destek alıyor. Adli süreçte yalnız değilsiniz. Kolay. 60 yıllık bir yolculuk bu. Mesela Sönmez abi çok çalıştı. Emek verdi. Muzaffer amca memleket özlemi içinde yaşadı yıllarca. Ömer azmini hiç yitirmedi. Ve sonunda hayallerine ulaştı. O artık sinemanın aranan yıldızı. Sönmez abi çalıştığı fabrikaya ortak oldu. Muzaffer amca torunu Seda'nın kazandığı bursla gururlandı. Ve bu 60 yılda hayatın her alanına değer kattı. Avrupalı Türkler, iyi ki varsınız. Radyo Bursa'da bugün.
94.2. Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yaşadığımız yerde temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava için hep birlikte harekete geçelim ve daha bilinçli davranarak yaşam kalitemizi artıralım. Temiz hava, kaliteli hayat. www.bursadabugün.com Türkiye'nin en büyük yerel medyası. Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale uygulamasıyla gümrükte kalan araç ve eşyaları satın alabileceğinizi biliyor muydunuz? E-ihaleye www.eihale.gov.tr adresinden ücretsiz bir şekilde üye olabilir, dilerseniz üyeliğinizle e-ihale mobil uygulaması üzerinden işlemlerinize devam edebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes internet üzerinden e-ihaleleri inceleyebilir, teklif verebilir ve ihale sonuçlarını görebilir. İhaleye katılıp kazanırsanız ihale bedelini e-ihale banka hesabına yatırdıktan sonra eşya ya da aracınızı bulunduğu yerden teslim alabilirsiniz. Sizleri de dijital dünyanın güvenli ve şeffaf uygulaması e-ihale gümrükten satışa bekliyoruz. Evet sevgili seyirciler, Fruit Texan'ın katkıda sunduğumuz Pot Altı'nın ikinci bölümünde İrfan Baltı hocamla beraber Bursa basketbolunu ve ligleri masaya yatırmaya devam ediyoruz diyelim. Hocam tabii biraz önce konuştuk, Fruit Texan Bursa Spor'un zaten kazanması gereken bir maç olduğunu ve Afyon'dan 6. galibiyetini alarak döndü. 14'te 6 yaptı. Fruit Texan Bursa Spor 10. sırada. Yani playoff baktığımızda 8. Beşiktaş ve 9. Tofaş arasında bir galibiyet var. Öyle bakalım. Evet. Yani playoff'a bir galibiyet ve averaj uzaklığında. O açıdan değerlendirmek gerektiğinde bir taraftan da Tofaş averajla şu anda playoff dışında gözüküyor. Beşiktaş'a oranla 7'şer galibiyet demiştik. Biraz önce söyledik. Tofaş'ın hocam enteresan bir maçını izledik dün. İlk çeyrek 25-23 önde. Devre 28-15'lik kötü bir periyot. Çeyrek skoru. Ve 11 sayı soyunma odasına yenik giriyorsunuz 51-40. Üçüncü çeyrekte müthiş bir geri dönüş hocam. Ki buraya ben yazdım onu. 7 dakikada 22-6'lık bir seri Galatasaray'a karşı. Ve orada 62-57 öne geçip 40-51'den. Çeyreği de, üçüncü çeyreği de 64-63 24-12'lik çeyrek skorla önde kapatıyorsunuz. Ama ne oluyorsa hocam son 2 dakika 43 saniyede oluyor diyeceğim ben ona. Çünkü Tofaş aslında öndeydi, yani 33. dakikada 68-67 falan filan sonra karşılıklı basketler. Ama bir anda durdu takım. Akon Pursel, eski Tofaşlı, geçen sene eski takımına karşı o attığı üçlükler, Debost üst üste, iki boş hücum, top kayıpları falan derken birdenbire Tofaş'ı ben tanıyamadım açıkçası. Ve maç 88-77 11 sayıyla biterken o son 2-43'ün skoru hocam 11-3. Şimdi periyot periyot baktığınızda Tofaş'taki sorunu aşağı yukarı kabaca anlayabilirsiniz. Şimdi ilk periyot 25-23 galip mi? Dengesiz yani. İkinci periyot 15 sayı atmışsınız, 28 sayı yemişsiniz. Ve içeride bu maç. Ya içeride 51 dışarıda sayı yiyorsunuz iç sahada. Yani burada bir form grafiğinin şey için söylüyorum. O arada ikinci yarı 24-12 gibi üçüncü periyot oynanıyor. Son periyotta yani demek ki burada bir düşüş, müdafaa düşüşü görüyoruz. Yani daha fazla sayı yiyorlar. 88 sayı yiyerek zaten müdafada çok aksadıklarını söyleyebilirim.
Yani mesela tek tek oyuncularla ilgili konuşmak istemiyorum ama taraftar desteğin yani, de var arkanda. Taraftar desteği var. Ciddi bir taraftar desteği var. Kendi salonu, kendi potaları. Yani o kadar söyleyebiliyorum yani. Ha, mesela Akın Bursel'den bahsedeyim. Akın Bursel bu sezon verdiği performansı geçen sene Tofaş'ta vermedi. Onun da motivasyonu değişik lazım. Bir adam zaten. İşte yabancı oyunculardan ne zaman ne verim alacağınızı bilemezsiniz. Tofaş'ın en büyük şansı Berk Uğurlu. Evet. Yani bu sene de Muhsin mükemmel oynuyor. Muhsin geçen seneki bütün eleştirilerimize bir tarafa, bu sene hakikaten hani amir takım oyuncu olduğunu göstermeye başladı. Şimdi Yiğit geçen yıl Galatasaray'daydı. Daha önce Tofaş'tan gitti. Eski takımına gitti. Karşı evet, oynamış oldu. Yine eski takımına geldi. Yine eski takımına geldi. Ama burada bir bocalama devresinde herhalde. Tomislav Zupčić'ten biraz bahsetmek istiyorum. Yani Zupčić gerçekten Hırvat ekolünün en önemli oyuncularından biri ama yani belli bir yaştan sonra şu oyuncu sadece oyunu izlediğinizde, oyun içerisinde sadece Zupčić'i izlediğinizde oyun sadece hücum bölümünde var. Yani müdafaa bölümünde o kadar çok kaytarıyor ki. Evet, yani benim bir şahsi görüşüm. Bakın izleyin. Evet. Yani o bölümde teması sevmiyor. Teması sevmeyen bir oyuncu. Ondan kaynaklı. Yani müdafaada katkı, yani müdafaa katkısı yok. Şimdi Berk Uğurlu topu getiriyor. Rebound alıyor, sayı atıyor, asist yapıyor. Muhsin içeride savaşıyor. Gerçekten iyi savaşıyor. Yani bir yerli uzun olarak iyi savaşıyor. Yani kendi şeyli fundamentiyle, yaşıyla, gücüyle elinden gelenin en iyisini yapıyor. Son senelerdeki en iyi performansını izliyoruz. Bir de hocam Zupčić'in backup'ına baktığımızda yedeği anlamında şimdi Berke Büyük Tuncel biraz Emre Tanışan. Orada da sıkıntı var. İşte ben hep ne diyorum? Anlamında. Ben hep ne diyorum? Yani yerli oyuncu kalitesini yükseltmeniz gerekiyor. Ha tamam, alttan gelen Ali Taşkın gibi, Berke Büyüktuncel gibi çok önemli oyuncularınız var. Birisi 2003'lü, birisi 2004'lü. Tamam. Ali Taşkın benim çok iyi tanıdığım, bildiğim kendi oyuncum. Bunlar olacaklar ama zaman almaları lazım. Öyle ya da böyle almak zorundalar. Bu ligde de şimdi hani can alıp can verme, playoff'ta yer alma maçları bunlar. Pozisyon ama, maçları. Ama yani zaman almaları gerekiyor. Ne olursa olsun. Yani mutlaka 5 faul aldıktan sonra mecburiyetten mi girecekler? Hayır. Belli bir süre o teması yiyip oynamaları gerekiyor. Yani o birinci ligin, İnege liginin o temasını, o sertliğini görmeleri gerekiyor. Ama işte hocam bir yerden bu büyük bir yatırım. Bu iki oyuncu çok önemli bir yatırım. Bir şey diyemiyorum. Koçlara da bir şey diyemiyorum. Yönetimde başarı bekliyor. Şimdi Ahmet Çakı'yı ben çok eskiden tanıyorum. Yani Ahmet Çakı'yı ben yıl olarak tam nasıl söyleyeyim bilemiyorum ama Darüşşafaka'da küçük takımda yardımcı antrenörken ben de yıldız takım çalışıyordum. Siz altyapıdan tanışıyorsunuz ama bir özelliği de var. 30 yaşında Darüşşafaka'da Türkiye Süper Ligi'nin en genç hocası olma rekorunu kırmıştı mesela. Ama o zamanlardan belliydi zaten. Sürekli soran, sürekli araştıran, sürekli öğrenmeyle ilgili, sormayla ilgili sorunları olmayan, evet, konuşmayı seven biriydi. Yatırım ve amir takım yardımcı antrenörü. Tabii çok önemli koçlarla çalıştı. Şu anda zaten B-Mil takımı antrenörü çok önemli bir koç. Evet. Çok başarılı, yurt dışında da çok başarılı işler yaptı. Ama ne var, sezon ortasında geldi. Yani gerçekten kim olursa olsun. Geçen yıl da Hakan Demir gelmişti. Kurmadığı takımlarda yani, çalışan hocalar. Ha işte o çok zor. Şimdi düşünün siz bir yemek yapacaksınız. Malzemeleri ben alıyorum. Ama siz yapacaksınız. Yani siz, o zaman biraz zor, sıkıntılı bir şeyler oluyor. Biraz önce Tahsin Tam hocamla konu gene bu yemeğe gelmişti. Ben de dedim ki pirinç var, kestane var. Yılbaşı hindisi yapmak istiyorsun ama hindi yok. Şimdi nasıl olacak bu yemek? Ha işte yani. Espri olarak. Ya da sizin gerçi istediğiniz. Gerçi sizin yanınızda hocam biz yemek konusu açamayız da. Elinize su dökemeyiz. Evet, iyi de yemek yapalım. İyi yemek yaptığını bildiğim için hocamın oradan espri yapıyorum sevgili seyirciler. Hakikaten bu önemli bir faktör. Elindeki malzemeye göre de maksimum verim almaya çalışıyorsunuz teknik anlamda. Tabii. Kolay değil ama Ahmet Çakır'ın bunu başaracağını ben biliyorum. Çünkü yani gençliğinin yanında da çok ciddi tecrübelere sahip ve başarılı olacak inşallah. Gençlere de zaman vereceğini de biliyorum. Yani o önemli. Gençlere... Çok önemli. Ama ne var, şu periyot şeylerinde yani demek ki bir form düşüklüğü, bir antrenman temposu mu ya da şeyden eskiden sezon öncesi çalışmadan gelen bir şey mi? Çünkü çok iyi başlıyorsunuz, çok iyi gidiyorsunuz, devamında takım sonlarda düşüyor. Sonlarda bir düşüyor. İkinci periyot yine iyi başlıyorsunuz, yine düşüyor. Avrupa'da da yaşanıyor bu. İşte demek ki burada filmi çektiğinizde karşınıza ona, o zaman şey diyebilir miyiz? Son periyot sendromu var Tofaş'ta. Bir nebze. Yok diyemeyiz. Sadece fiziksel olarak düşüyorlar. Yani i̇şte bu lafadan düşüyorlar. Son periyottan korkularından değil.
sonlarda düşünce bu sendrom haline geliyor ve alacağın maçı veriyorsun gibi oluyor. İkram ediyorsun. Ki maalesef. Bu hocam futboldaki 6 puanlık maçın basketboldaki 4 puanlık versiyonu. Şimdi Galatasaray 9 oldu. Siz kazansaydınız Galatasaray'ı 8'de tutup siz 8 olacaktınız, eşitleyecektiniz. Böyle bir maç oynadınız yani. Tabii çok önemli. Galatasaray'da ilk 4 için bir ikramda bulundunuz diyeceğim yani. Ama şimdi bundan sonraki maçlarda son 4 maçına baktığımızda Afyon, Telekom, Büyükçekmece ve Dağ Şofika maçı var. Büyükçekmece yani, maçı bilmiyoruz tabii o zamana kadar inşallah Covid'ler İnşallah onlar da kurtulur diye ama daha uzun bir süre var. Bir burada sıkıntılı gözüken Dağ Şofika maçı bu sene gerçekten ligi domine etti. Dağ Şofika. Evet. O da her sene yabancı oyuncularıyla, yerli oyuncularıyla çok sert oynayan, bir yıldız takım gibi mücadele ediyorlar bu takım Dar Şafak'a. Çok başarılılar. Yani yaşlılarla gençleri çok bir arada eriten, bir potada eriten Selçuk koç. Hoca, evet, Selçuk Arnaz. Evet. Bu sene çok iyi bir formda bir sezon geçiriyor takım olarak. Evet. Hem koç hem takım olarak. Biraz mesela sıkıntılı başlamışlardı ama çabuk toparladılar. Evet. Öyle söylemek lazım. Dar Şafak'a için de bir cümle etmek gerekirse. Hocam tabii süremizi iyi kullanalım. Şimdi kadınlarda da Süper Lig'deki tek Bursa temsilcisi bu sene gururumuz oldular. Bursa Büyükşehir Belediyesi sahasında BOTAŞ'a yenildi ama BOTAŞ tabii yılların bu ligdeki takımı. Çok tecrübeli. Yani klasmana bakarsan yanılabiliyorsun. Tabii. 71-64 mağlup oldular ve 10 maçta 3. yenilgisini aldı Bursa Büyükşehir Belediyesi. 7 galibiyetleri vardı ki lider Fenerbahçe'ye burada çok konuştuk. Namalip ünvanını Bursa'da silen bir takımdı. Fenerbahçe'yi yenen Büyükşehir Belediyesi. Ve şimdi sırada ve şimdi çarşamba günü hemen Ankara-Çankaya maçı var ikide. Evet. Sonra da pazar günü buraya geliyorlar. Nasıl görüyorsunuz kızlarımızı Bursa Büyükşehir Belediyesi? Gerçekten hak ettiği yani şeyi görüntüyü zamanı almadığını düşünüyorum. Yani basketbol adına. Bursa basketbol şehri ve bayan basketbolu de Büyükşehir gerçekten ciddi bir yatırım yaptı ve başarılılar. Evet. Yabancıları da çok iyi, yerli oyuncularımız da çok iyi. Şöyle bir zaman sayı ve zaman dağılımına bakıyorum. Çok dengeli. Evet. Fenerbahçe'yi yenmişsiniz. Nesip Aydın'ı yenmişsiniz. Kayseri'yi sahasında, yerinde sahasında yenmişsiniz. Evet. Şimdi bu BOTAŞ kaybedilmemeliydi diye biraz düşünüyorum. Ama tabii yerden mi kesildi? Bilmiyorsun ki kadın basketbolu biraz farklı yani. Kadın basketbolu hani o farklı bir olay. Psikolojik anlamda neler de oluyor? Takımı, antrenmanı, maçı izlemeden de burada yorum yok, yapmak yok. Biz genel doğru anlamda konuşuyoruz. Ama ben burada Galatasaray maçı ve şu Mersin maçı çok önemli. Bu iki maçların kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Bir Galatasaray içeride veriyor, evet. Ve yani buraya daha çok seyircinin gelmesini tabii Covid tedbirlerini alarak, maskelerini takarak oldu. Evet. Hı. Bu maçların doldurulması gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla reklamının yapılmasını biraz daha duyurulması lazım. Tüm kız öğrencilerimizin, çocuklarımızın bu maçta izlemesini ve orada onlar gibi pazar günü 1'de galiba. Evet. Naim Süleymanoğlu Ankara yolunda pazar 1'de. Evet, sadece maç kazanmaları kapalı değil. Kanal veriyor bir de TV Spor herkesin evinde yok. Yok. Yani bir de Büyükşehir Belediye. Yani bu böyle imkanlarımız var. Organize edilmesi lazım. Kız öğrencilerimiz gelsin, izlesinler, o maçta tezahürat etsinler, onlara hediyeler verilsin. Altyapı tabii. Yani bu çok önemli, altyapı oluşturmak için. Sadece transfer yaparak taşıma suyla değirmen dönmesin. Tabii yani birebir gidip görmek lazım. O anlamda da yani açıkçası ben geçen Fenerbahçe maçının bir bölümünü sonlarını özellikle televizyondan izledim. Ortam güzeldi. Çift tribünlü bir yer. Naim Süleyman'a gittiğim için evet söylüyorum. Pota arkaları yok. Bizim eski Atatürk Spor Salonu'nun daha mı böyle o havası yok ama yok, daha yok, yok, maalesef modern diyelim. Yani Atatürk Spor Salonu kahverengiydi hocam. Biraz mattı. Burası biraz daha iç açıcı. Çok büyük anılarımız var. Beyaz renkli diyelim. Ama tabii açıkçası kızlara da başarılar diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi en azından vitrinde olan bir takım. Evet. Maçlarını en kötü TBF YouTube kanalı veriyor. Ya da yayıncı kuruluş Fenerbahçe Galatasaray gibi maçlar olunca TV buradan veriyor. Onu da söylemekte fayda var. Zaman zaman açık kanal olarak veriyorlar. Nedir? Mersin ve Galatasaray maçlarına dikkat. Çok önemli. Bu dediğiniz maçlar çok önemli. Ve hocam şimdi geçelim 1. Lig'e. 1. Lig'de de birbirinden değerli ve önemli maçlar vardı sevgili seyirciler. Galip takımdan başlayacak olursak Final Spor evindeki 7 maçtan son 6'sını kazandınız. Evinde bir tek filesi var Final Spor'un hocam.
Bu kez de TED Ankara Kolej der ki, Ankara basketbolun lokomotif kulüplerindendir. Tabii, yıllarca. Türk Telekom yokken TED Kolejler TED vardı. TED Kolejler vardı, evet. Yani baktığımızda Murat hocamızın çalıştırdığı Murat Didin falan neler geldi geçti oradan. Hakikaten bir ekoldür yani TED Kolejler, Ankara'dan ITK abiler falan, değil mi? Tabii. Siz Ankara basketbolu. Ankara basketbolun özüdür. Evet, temeli. Şimdi TED Kolej maçını niye önemsiyorum? Son saniyelerde de olsa 69-68 kazanması önemliydi. Bunu söylemekte fayda var. Final evinde biraz daha farklı oynuyor. Berat Gök ve ekibini, koçu kutluyoruz buradan. Final Spor'da mesela Logan Root, beyaz Amerikalı. 18 sayı 6 rebound. Gurur Baybora'nın 11 sayı 7 reboundu var. Sabahattin Can Gönlü, o da çok iyi işler yapıyor. 10 sayı attı. Terrell Gomez'in bu maçta takımın skor lideri Amerikalı Guard'ın 7 sayı 4 rebound 3 asiste kalması, aslında buna rağmen takımın kazanması bence evet, değerli. Değil evet, mi hocam? Evet, evet, çok önemli. Yani bir taraftan da yeni Amerikalı iyileşmiş, o da yavaş yavaş dönüyormuş. Yani sadece uzun iki yabancıyla skor yükünü götürme şansınız yok. O yüzden hep söylüyorum. Yani yerli oyuncu kalitenizi yükseltmek zorundasınız. Artırmak evet. zorundasınız. Daha fazla zaman vermek zorundasınız. Tarık Sezgin orada mesela çift oynayamadı, sakatlandı, Allah korusun bir şey oldu. Yani onu destekleyecek mutlaka yerli oyuncunuzun, o kaliteye yakın veya o kalitenin üstünde bir yerli oyuncu mutlaka mesela, bulundurmak zorundasınız. Alparslan Uruk bu ligin çok emekçilerindendir. Bursalı, bizim Ali Uruk'un da kardeşi. Ali Uruk da benim öğrencimdir bu arada. Hep yaşlar ortak. Oyuncumdur. Yani Alparslan Uruk neden bahsediyorum? Mesela 30 dakika oynamış. 7 sayı ama en önemli yerlerde devreye girer. Bu maçta çok atamasa da o savunmaya verdiği görünmez katkılar, takımı ateşlemesi gibi önemli bir oyuncu ve bu ligin hakikaten kalbur üstü oyuncularından. Yani Salih Uraşan da artık, Salih 38-39 oldu değil mi? Tabii yani Final Spor'un şeyi bu, avantajı bu, dezavantajı da bu. Bunu bu hafta avantaj olarak gördük ama geçen hafta Gemlik maçında da dezavantaj olarak gördük. Evet. Akran Gemlik'te enerjisiyle, gençliğiyle, hızlı oyunuyla 72-65 gibi bir skorla finali geldi. Ama o maçın da televizyondan yayınlanması çok değerliydi. Evet. Bu arada cumartesi günü de, düzeltiyorum, pazartesi günü de 3 Ocak Gemlik'in maçının yayınlanması TRT'de planlanıyor. Onun saati değişebilir ama hocam 3'tü. Geçen hafta burada Akran Gemlik'in menajeriyle de konuştuk. Saati değişebilir ama TRT'den verilmesi bence çok büyük avantaj oluyor. Değil mi hocam? Avantaj tek sorun, yani bu iki takımımızın da, hatta Bursa Büyükşehir Belediye'nin de tek dezavantajı, oynadıkları salon Yıldırım bölgesinde ve çok herkesin kullandığı bir bölge değil. Özel arabanızla gitmeniz gerekiyor. Aslında gerekiyor. Tam metroya çok tam yakın. Önünde, metronun önünde çok avantajlı ama ya o salonun tanıtılması lazım. O salon herkesin bildiği bir yer, bildiği yer değil. Açıkçası burada maç var, girelim bakalım dediğin Atatürk Spor Salonu ayak üstünde. Yol üzerinden geçerken gidiyordunuz. Tabii de uğrayalım bakalım, yani ne maçı var. Kendi maçınız yoksa bile birinin maçını izliyordunuz orada. Bir şey denk geliyordu ya da ne bileyim, bir öncesi bir sonrası seyirci birbirini etkiliyordu. Yani yarım saat önce gelen, bakalım bu ne maçıymış ya, biraz daha kalalım diyenler vardı. Evet. Allah mı söyletti bilmiyorum ama yani o bölgede hala salonun tam eli ne zaman atılacak bilemiyoruz. İnşallah onu da İnşallah. Buradan duyurmuş olalım. Güzel haberleri bekliyoruz Büyükşehir'den. Bir de bayan bu takımımız var, orada oynasın istiyoruz. Bin Süper Lig'de 1000 seyirci dediler ama Süper Lig'e uygun mu bilmiyorum. Yok değil, Süper Lig daha fazla olması gerekiyor. Yani, o zaman o sıkıntı var orada. Başkanın bu başarıyı görünce şey yapar herhalde. İnşallah revize eder diyelim. Revize eder. Ben orada bir taraftan da maçın saatte değişiklik var mı diye bakıyorum. Akran Gemlik, Mamak Belediyesi. Bizim bu Wheel vardı ya finalden, Bursa Spor'a gelen, o da Mamak'ta oynuyor. Onu da özel zevkimiz olarak takip ediyoruz Bursa'dan geçtiği için. O maç saat 3'te, pazartesi günü 3 Ocak yeni yılda 15'te canlı verilecek. Son anda bir değişiklik olmazsa TRT Spor Yıldız'dan diyelim. Hatta haftaya pazartesi de Tofaş Afyon maçı saat 18 gözüküyor. Bursa'da. Tamam, Tofaş'ı kolay bir maç ama biz de herhalde bu programın saatini ve gününü değiştireceğiz gibi duruyor. Evet. 4 Ocak değil mi yönetmenim? 4 Ocak Salı saat 16 diye planlıyoruz. Daha sonra duyuracağız çünkü Tofaş'ın maç saatinde program yapılamaz. Bir kere hem biz izleyemeyiz hem de aynı saatte ilgiyi bölmenin anlamı yok. Tabii. Gelen konuğa dayıp, bize dayıp, Tofaş'a dayıp. Tabii bizim de izlememiz gerekiyor. İzlememiz lazım ki bizim de ne oluyor ne bitiyor haberimiz olsun diyelim. Tabii biraz önce bahsettik ama Gemlik bu hafta iyi bir maç çıkarmadı. Akran Gemlik.
beklentilerin biraz uzağında kaldı. Ne diyorsunuz hocam? Ben sizinle aynı görüşte değilim. Gemlik gerçekten... Hani ben şey potansiyel şey, bir şey demiyorum. Yok, Gemlik'in, bakın Batın Tuna diye bir oyuncuları yok. Çok çok önemli. Antalya'da şey Eze saç sakatlıktan yeni çıktı. Yeni çıktı ama işte o şey olmuş. Geçen hafta yine bir rapor söyledi. Ne derler ona? Mide problemleri, bağırsak problemleri. Evet evet, o Ali Taşkın'da da vardı. Yani o beslenmeyle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Yani, önemli oyuncuların eksikliği mi hissettiler diyorsun tabii, hocam? Tabii tabii. Şimdi Semih çünkü çok orada ciddi işler yapıyor. Geçen yılda bu sene çok farklı. Ben de başarılı olması istiyorum hocam. Semih Hoca'nın, Tofaş'ın altyapısından gelen oyuncuların, Gemlik ilçesinin Akran gibi bir sponsorları var. Önemsiyoruz. Unutmamaya ve sürekli söylemeye tabii çalışıyoruz. Hani Fruit Dex'de bu spor diyorsak Akran Gemlik diyoruz. Geçen sene Budo diyorduk. Kimin sponsoru varsa söylemeye çalışıyoruz. Tabii, niye? Tabii. Onları daha çok spor içe çekebilmek için, bu da reklama girmiyor. İsminin tam söylenmesi oluyor. Tabii. Burada da yanlış bir şey yok. Şimdi Mamak Belediye maçı var. Peşinden Samsun deplasmanı var. Yani Mersin deplasmanı var. Öykü deplasman da alınabilecek bir galibiyet. İnşallah. Bir anda çünkü yani geçen hafta yukarıdaydı. Bu hafta bir anda aşağı düştü. Final ilk 9'a girdi. Şu anda playoff'un içinde. Evet. Gemlik bir tık aşağı düştü, Akran Gemlik. Yani bunlar hep bıçak sırtı oraları. Ama üst üste iki mağlubiyet alırsanız potaya iniyorsunuz. Geçen yıl nelerle uğraşıyorduk? Bir galibiyet, iki galibiyet kovalanıyordu. Ama şu anda çok iki takımımız da çok maşallah rahatlar. Canım. Evet, iki yani Berat kardeşimiz de. 79-75 bir de sonuç anlamında yani bir de Antalya Güneşi'nde hocam. Fatih Hoca Bursa'dan, Gemlik'ten giden bir hoca. Elbaş. O da herhalde bu maça motive olmuştur. Çünkü eski takımına karşı oynuyor. Bir halef selef durumu da var. Ya tabii şimdi onun psikolojik şeyi var. Bir de bakın Antalya Güneşi herhangi bir takım değil. Sponsoru olan Antalya'da basketbol şehri oldu. Düzce'den isim hakkı alınan. Tabii tabii. Yani Fatih Hoca oradan gitti takım oraya. Değil. Ama ne olur ikinci maç çok farklı olur. Burada Batın Tuna'nın eksikliğini çok iyi hissettiğini tahmin hocam, ediyorum. Çılgın da ameliyat oldu. Sezonu kapadı. O oyuncunun da eksikliği ne bence zaman döner tabii. Belki de sezonu kapatacak. Ben geçen hafta menajerden aldım bilgi, öyleydi. Sadece o Yahya değil. Yahya Bey'den. Mesela biraz önce bahsettik Tofaş'ta Ali ve Berke. Şimdi Eurocup oynuyorlar. Pardon, Şampiyonlar Ligi oynuyorlar. HB'ye birincilik var. Oynuyor. BGL oynuyor. Çocukların da kafalar. Yani o anda hangi formayı giyeceğini şaşırır adam. Yani bu takımdan, bu oyunculardan performans alabilmek. Sabah kalktığınızda ben dersin ya hocam. Şey için, Semih Koç için de başarı. Ben biliyorum, burada maç oynadılar. Antalya'ya uçakla gittiler, geldiler burada Galatasaray maçında Ali de Berke de forma giydiler. Yani evet. Kolay değil. Ve Berkay Çılgın'ın da ameliyat olması, çünkü derbi maçında Gemlik final maçında ben de televizyondan seyrettim. Zor terk etti sahayı. Çok basamadı. Güzel maç oldu. Böyle derbiler inşallah daha 3. 4. takımla İnşallah. Yaşarız. Ya Bursa takımların çoğalsın. Bunu da söyleyelim ama bu hafta da dediğimiz gibi pazartesi Gemlik'te maç. Akran Gemlik saat 15'te Ankara Mamak Belediyesi konuk edecek. Bu maç da önemli. Gerçekten biz hani tüm takımlarımızın başarılı olmasını istiyoruz. Cani Bursa gönlünde. Basketbolu için ve bizim için değerli bu takımlar. Hakikaten ne kadar çok takım olursa o kadar iyi, değil mi hocam? Tabii. Yavaş yavaş. Alt tarafta da işte Ali Özbay kardeşimiz Geçit'le evet, bir savaş veriyor. Evet, Geçit'e gelelim diyordum hocam. Siz de konuyu oraya getirdiniz, iyi oldu. Tabii Bursa erkekler basketbol ikinci günde, hep onu söylüyorum. Yani Mehmet Ceylan Başkan o takımı kurulmasına birebir ön ayak demeyelim. Tamamen sorumluluğunu alıp tabii, üstüne maddi manevi çıkarmasa, maddi manevi. Koskoca Bursa diyoruz ya hocam. Erkekler ikinci günde takım olmayacaktı ya. Ben her hafta bunu söylüyorum. Belki insanlar bıktı ama. Ama bunun bizlerin kafasına çakmak için değil. 17 tane sanayi var Bursa'da. 17 tane sanayi var. Birçok aslında sanayi bölgesi var. Altyapı ağırlıklı takımlarımız da var hocam. Bir tık uğraşsalar. Altyapı artık şeydi. Altyapıda artık spor okulları var. Yani sadece Tofaş'ta bu iş iyi yürüyor. Biraz Bursa Gaz bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun dışında hep spor okulları tarzında, eskiden bizim dönemimizde böyle değildi. Evet. Yani biz oyuncu almak için evine kadar gittiğimi ben biliyorum. O günleri ben de hatırlıyorum. Bu arada hocam demin eksik kalmasın. Final Spor 1 Ocak Pazar Cumartesi günü
Yılbaşında 17.30'da Ankara'da Orman Spor'a konuk olacak. Orada eksik bir oradan da Balıkesir'e gidiyor. Tabii kolay değil. Ali'ye gidiyor. Ali şimdi, de finalde görev almıştı. Evet, o da eski bir finalli. Ali Uruk hocamız da bizim sık sık konuğumuz olmuştu sağ olsun. Bu haftaki ben neden önemsiyorum? Çünkü Geçit Spor, Ankara Büyük Anadolu iki takımda birer galibiyeti vardı. Alt sıradan kopmak adına 7'şerli 9'arlı takımlarda bu galibiyetler çok önemlidir. İkili avaraj anlamında da. Evet. Ve zaman zaman geriye düşmesine rağmen Geçit Spor Ali Özban yönetti. Orada da bir Ali hocamız var. Ali varsa başarı vardır orada. O zaten full konsantre. Yani biz de haberi yaparken hani Geçit Spor büyük oynadı diye verdik. Büyük Anadolu diye esprisi yaparak. Hakikaten bu öyle maçların sonunu oynamak çok önemli değil mi hocam? Şimdi tabii Ali yılların antrenörü herhangi biri değil. Oraya da bütün gönül bağıyla hiçbir maddi beklentisi olmadan. Başkanla zaten çok eski dostları yani, var. Elinden gelen her şeyi yaptığınız zaman oluyor. Tek problem bence Tofaş, Akran Gemlik ve Finel'in oynatmadığı oyuncularını buraya vererek, geçite vererek zaman almalarını sağlayabilirler. Ki önünde yani gözünün önünde yani, bir takım. Tabii yani bu hem alttan gelen takımı desteklemek hem oyuncunuza zaman vermek bu çok önemli. Tofaş, Akran Gemlik, Fırtex'e Bursa Spor, Final. Bursa Spor, hani, tabii. Var bunlar. Tarık Sezgün, Mithat Can ama baktığın zaman yine oynayamayan oyuncu vardı. Trey adlı oyuncu buldular. Bir Kaptan Volkan var. Diğerleri hepsi ortalaması 19 yaş hocam takımı. Buyurun oynasınlar yani bu ligde. Bence Ali de çok memnun olur. Tabii yani bir de 3. periyodu mesela 48-44 geride tamamlamasına rağmen son çeyrekte müthiş bir efor sarf ettiler. 75-65 4 sayı geriden gelip 10 sayı 14 sayılık bir diferans demektir yani. Tabii bu ligde bir de yani öyle sayı atabilmek kolay değil. Yani insanlar o müdafaayı resmen nefesinizi hissediyorsunuz. Evet. Bu pandemi ortamında yani, Şahin Başoğlu'da oynuyorlar. Onların da salonu biliyorsunuz artık orası. Hocam ben baktım mesela Kaan Özen çok genç bir oyuncu 20 sayı 7 asist 5 ribaundla maça damgasını vururken Aydın Şirin o da çok değerli bir oyuncu. Evet, 16 evet. sayı 7 ribaund 1 blok. Genç bu tarafa Oğulcan Koç 15 sayı 9 asist 7 ribaund. Nerede biraz sıksa triple double yapacak hocam. Evet. Yani Kaptan Volkan Aydın 7 sayı 9 ribaund 4 asist 2 top çalma. Yani takımın abisi ve önemli oyuncuları herkes gönülden oynuyor. Herkes gönülden oynuyor. Ve sonra da güzel Ali hocamız biz onu kullandık. Takımda galibiyet selfiesini yapmış. Zaten bu işin en güzel yeri orası. Tabii. O tabii. Mutluluğu ölümsüzleştirmek hatıra olarak. O yorgunluğu unutuyorsunuz. İki galibiyete ulaştılar. Ben onu da söyleyeyim. Çünkü Büyük Anadolu bir galibiyette kaldı. Sonra Harem'le Üsküdar'a gidiyorlar İstanbul deplasmanına. Evet. Bu çok değerli. Evet. 7'sinde 15'inde. Oradan bir galibiyet koparmaları ikisinde herhangi birinde. İkisini de inşallah ama bir galibiyet bile bir rahat nefes alması sağlar. Böylece zaten hani belki playoff belediye ve kulüp takımlarının olduğu yerde zor ama neden olmasın diyelim. Hocam son bir dakikamıza girdik. Buradan hareketle sizin değinmek istediğiniz bir konu varsa söyleyelim. Basketbol severler bir mesajla kapatalım programı. Şimdi Tofaş Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'ya kaldı biliyorsunuz. Rakibini bekliyor. İşte B grubun birincisi ve D2 ile D3'ün karşılaşması. H2 ile de G3'ün karşılaşması. Dörtlü bir grup yapacaklar. İnşallah oradan da bir üst tura diyelim. Tura çıkar. Tofaş için tabii bu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çok hakikaten avantajlı bir durum. Hem rakiplerini görüyorsun beklerken onları takip etme şansın var. Hem de rahatlıyorsun. Ben bakayım hocam orada. Bir tek şu anda garanti olan Manresa. TDK Manresa eski. Ben o deplasmana evet. gitmiştim yıllar önce Tofaş'la. Barcelona'nın hemen kenarında bir 30 dakikalık bir saat arasında bir yol. Barcelona'da konaklayıp maç günü maça gitmiştik. Orası da zaten bir basketbol şehri. Tabii, İspanya zaten. İspanya. B grubunun lideri. İnşallah diğer gelen takımlar Tofaş'ın dışına göre olur da oradan yine ilk iki çaprazla. Önemli. Çünkü 4 grup var. 4'er 4 grup 16'dan 8'e çıkmak adına Tofaş'ın durumu böyle. Fırtex'e Bursa Spor'unda Avrupa demişken hocam ekleyelim. 6 Ocak çarşamba akşamı. Düzeltiyorum perşembe akşamı. Orada da bu hafta maçları yok. Valencia maçı var. Ona da haftaya değineceğiz inşallah. Erteleme maçı. Erteleme. Covid'den dolayı Allah'tan gitmemişlerdi. Buna karşı hani Türkiye'ye geldi İstanbul'a evet. ama
Gidip de oynamadan dönmek geçen sene yaşandı. Evet. Fransa'da, Slovenya'da. Evet, evet. Bunları yaşamamak için. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Biz ederim. Biz şimdiden tüm izleyicilerimize ve size yeni yılın sağlık, huzur, mutluluk getirmesini, başarı getirmesini diliyoruz. Allah sağlık versin hocam. İnşallah gerisi evet, olur. Her şeyin başı sağlık. Pandemi dikkat. Aşılarınız olun. Üçüncü aşıyı geciktirmeyin. Ben oldum. Ben de bu hafta oluyorum. Olduysanız dördüncü aşı için olun ki bir an önce dördüncü aşı için sıra gelsin. Evet, inşallah seyircisiz oynanmaz. Evet, seyircinin olmadığı hiçbir spor karşılaşması tat vermiyor. Ne oynayana ne hakeme. Hakeme dahi. Hakem bile düdük çalamıyor. Boş sesler can evet. sıkıyor. Çok teşekkür ederim hocam. Tekrar eksik olmayın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, İrfan hocamız da sezonu değil ama 2021'in son programını yaptık. Protektör'ün katkıda sunduğumuz spot altından şimdilik bu kadar. Haftaya yeni sezonda, yeni senede ama salı günü saat 16'da, çünkü Tofaş'ın maçı var. Pazartesi saat 18'de bu saatte. Salı günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.